Çünkü davetiye Kayseri il örgütleri tarafından geldi. Hem kartpostal şeklinde hem mesaj olarak sayın vekillerimiz de mesaj attı bütün muhtarlarımıza. Katılımı konusunda da ben sadece şahsi dernek olarak benim katılmamdan ziyade bütün muhtar arkadaşlarımızın da katılmasını, orada demokratik bir ortamda söylenmesi gereken ne varsa söylenmesi için katkıda bulundum. Muhtar arkadaşlara tavsiyede bulundum. Toplantıya katılmak istedik ve katıldık. Orada spontane gelişen bir olay, konuşmacı olarak beni anons ettiklerinde Kılıçdaroğlu Bey'in sayın genel başkanın şahsına özel değil ama özellikle örgütünde görev yapan milletvekillerinin yaptığı yanlışlıkları o an için söyleme gereği duydum. Söylemezsem şehitlerim, şehit ailelerim ve muhtarlarım beni mutlaka telkin edecekti. Orada Sayın Kılıçdaroğlu sonuçta misafirimizdi, Kayseri'mize gelmişti. Kendisini incitmeden, şahsına yönelik herhangi bir kırıcı ifade kullanmadan özellikle örgütünde görevli milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulu'nun Güneydoğu'da dün de bahsettiğim gibi PKK paçavralarının altında resim çektirmeleri. Genel Başkan bunu tabii Photoshop olduğunu söyledi ama defalarca olduğu için tabii inanmıyoruz. Kamuoyunun milli değerlerinden uzaklaştığını bütün kamuoyu görüyor. Aynı zamanda son gelişme Ali Mahir Bey'in, Mersin Milletvekilinin ordu satılmıştır hadsizce ifadesi Yüce Türk Milleti'nin gönlünde telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Ali Mahir Bey'in bu ilk potu değildir. İlk gafı da değildir. Gaf olduğunu da düşünmüyorum. Ali Mahir Bey şehit cenazelerinde yığılışacak kadar küçülen ve neyin kafasını yaşadığını bilmeyen sayın vekildir. Biz Türk milleti olarak, Türk milletinin bir bireyi olarak ve de teşkilatın Türkiye Muhtarlar Derneği olarak esefle ve şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından tank palet fabrikasıyla ilgili bir açıklama geldi. Net konuştu. Tartışılmasını çok hoş bulmuyorum. Devletin en üst makamı Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki tank palet fabrikası satılmamıştır. Sadece ve sadece çalışması Katar devletine işletmeciliği verilmiştir. Bu nettir. Bunun tartışılması mümkün değildir. Bunlar üzerinden siyaset yapmak da çok çirkindir. Ben Kılıçdaroğlu'na şunu tavsiye ederim. Baştan beri hükümete karşı, devletimize karşı bu tutumundan acilen vazgeçmesini dilerim. Eğer gerçekten hükümet olmak istiyorsa, bu yüce milletin oylarına talipse, bu tür görüşmelerinden gerek kendisinin gerek örgütlerinin bu konuşmalarından ivedilikle vazgeçmesini talep ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şahsım, teşkilatım ve muhtarlarım bugüne kadar hiç kimseye laf söyletmedik. Ne şahsına ne de gıyabında konuşturmadık. Çünkü bizim Anadolu'da bir laf vardır. Kırığı içine dör. Yani konuşacağın şeyleri gizli konuş. Devlet sırlarını paylaşma. Devletin özelliğini kamuoyuyla paylaşıp Avrupa gündeminde rezil olma derler. Ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir konu varsa her gün bizzat görüşecek konumdasınız. Bir partinin genel başkanısınız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alarak gerekli görüşmeleri yaparsınız. Onun için ben Kılıçdaroğlu'na her zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu tavsiye ediyorum. Bu yüce milletin bir evladı olarak, bir genel başkan olarak bu yüce milletin değer yargılarına dokunmasın, dokundurmasın. Bugün Cumhurbaşkanımıza biz laf söyletmiyorsak, yarın seçimde kendisi Cumhurbaşkan olursa, yarın bu güzide milletin oyunu alarak kendisi başkan olursa, emin olun Kılıçdaroğlu'na da laf söyletmeyeceğiz. Söylediğim gibi bu bir siyasi konuşma değil. Bizim için AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti meselesi değil. Benim dünya görüşüm, her zaman söylerim, bütün arkadaşlara söylerim. HDP haricinde bütün siyasi partiler ülkemin partisidir. Demokratik bir partidir. Bu ülkede kurulmuşsa. Hepsine eşit bir mesafedeyiz diyebilirim. Ama şahsım milliyetçi ve muhafazakar bir aileden geldim. Milliyetçiyim. Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar milliyetçiyse o kadar milliyetçiyim. Ne kadar Atatürkçüyse ben de en az onun kadar Atatürkçüyüm. Evet. Peki dünkü konuşma herhangi bir HDP haricinde İYİ Parti, AK Parti, MHP olsa yine de o konuşmayı yapar mıydınız? Kesinlikle yapardım. Kesinlikle yapardım. Çünkü ben beni tanıyan bütün arkadaşlar bilir. Gerek yazılı gerek görsel basından gerekse sosyal hayattan ailem.
Ben her zaman şunu söylerim. Bir insanın doğru yolda olduğunu öncelikle ailesi tasdik edecek. Kendi çocukları, kardeşleri, sülalesi tasdik edecek. Doğru yolda olduğumu inanıyorum ben. Çünkü yaptığım icraatlar ve konuşmalar bunu gösteriyor. Her gittiğim ortamda doğru neyse adaletten şaşmadım. Doğruyu konuşmaya çalıştım. Bugün kendi şu anki iktidarımı, şu anki yönetimi de yeri geldiğinde basından ve sosyal medyadan eleştirmiş bir insanım. Basın hesaplarımı veya sosyal hesaplarıma bakıldığı zaman zamanında FETÖ seviciliği yapan ve hükümetin içerisinde olan çoğu insanları eleştirmişimdir. Hatta ve hatta son zamanlarda gündem olan, bunu konuşmaktan hiç imtina etmiyorum, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na görev yapan bir vekilimiz, Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde yaptığı en ufak FETÖ seviciliği açıklaması ve Selahattin Demirtaş açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımız derhal görevinden azledilmesini istedi. Tabirimi hoş görün, kellesini kopardı. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bu tepkiyi bekliyorum. Milli değerlere dil uzatan kim olursa olsun gereğini yapmasını tavsiye ediyorum. Bu Ali Mahir Bey için, Sezgin Tanrıkulu için, aynı zamanda Özgür Özel'i, yakında basında izlediğim Özgür Özel için, böyle manevi değerlerden, milli değerlerden uzaklaşan ve bu ifadeyi kullanan bütün arkadaşlar, hangi siyasi partide olursa olsun, gerekli cevabı gerek teşkilatından, gerekse bu yüce Türk milletinden alacaktır. Hiç şüphesiz bunları alırken illegal alacak demiyorum. Legal bir şekilde bu cevabı alacak. Evet. Yüce Türk milletinin önüne sandık geldiği vakit bunlar bizim devletimizin dipnotlarında olduğu gibi milletimizin de dipnotlarında mutlaka yer vardır. Kesinlikle en ücra köşelerinde bu ifadeleri biz saklıyoruz. Sandıkta gereken cevabı verecektir bu millet. Kesinlikle bugün olsa yine söylerim, şu an söylediğim gibi. Kılıçdaroğlu'nun şahsını incitecek bir ifade kullanmadı. Kullanmak da istemem. Benim misafirperverliğime aykırıdır. Zaten kendi şahsıyla ilgili o gün de söylediğim gibi şahsını iyi tanıdığımı söyledim. Kılıçdaroğlu'nun bu konularda biraz daha hassasiyet gösterdiğini biliyorum. Ama örgütlerine sahip çıkmasını, kendi teşkilatından görev yapan milletvekillerinin konuşmalarına biraz daha dikkat etmesi gerektiği konusunda biz sivil toplum örgütü başkanlığı olarak kendisini uyardım aslında. Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmalarımda beni pür dikkat dinledi ve de gördüm ki sağ olsun bütün konuşmalarımı not aldı. Doğru olduğunu tasdik etti. Tabii bunu basınla belki paylaşmayabilir ama ben bunu bizzat gördüm. Konuşmalarımı not aldı, tasdik etti, kafa salladı. Kendisine bu konudan dolayı da teşekkür ediyorum. Hükümete yer yer destekler verdi. Geçmişte destekler verdi. Doğruluğuna inandığı konularda çok destekler verdi. Bu destekleri de sürekli vermesini tavsiye ediyorum. Bu yüce milletin gerçekten gönlünü alacaksa bizler gibi düşünmek zorunda. Milli ve manevi değerlerden uzaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki tekrar yine dönecek olursak, muhtar arkadaşlarınız ve eve döndüğünüzde aileniz, sabah birçok gazetede de yer aldınız. Nasıl bir tepki oldu? Yani teşekkür edenler çok oldu mu? Yolda görenler oldu mu? Neler dediler sizin için? O gün zaten toplantı sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu toplantıdan ayrıldıktan sonra muhtar arkadaşlarımızın çoğunluğu benim etrafıma gelerek kendi sözlerine, kendi duygularına tercüman olduğumu söylediler. Değerli başkanım, bizlerin söylemesi gerektiği şeyleri söylediniz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Bu milletin değerlerine, dil uzatanlara gerekli ifadeleri kullandınız ya. Emin olun, toplantıya katılan muhtarlarımızın çoğundan, %70'inden güzel tepkiler aldım. Olumsuz tepki hiç almadım. Sadece bir muhtarımız telefonla arayarak fiili olarak şu anda muhtar olmadığınızı, muhtarlar dernek başkanı olduğunuzu söyledi. Evet, ben şu an fiili olarak görevde değilim. Bir dönem muhtarlık yaptıktan sonra kardeşime muhtarlığı devrettim. Ben muhtarlar dernek başkanlığı olarak Kayseri İl Başkanı olarak görevdeyim. Federasyonumuzun ve derneğimizin kararlarında da zaten vardır bir dönem muhtarlık yapan insanların dernek başkanlığı yapması. Mesele burada değil. O muhtar arkadaşımızın art niyetli bir şekilde bunu sorduğunu biliyorum. Bir tane diyorum. Bir tane dönüş oldu. Onu kayla almıyorum. İyi niyetli de zaten bulmuyorum. Diğer bütün arkadaşlar hatta gece yarılarına kadar 3.30'da yattım değerli basın mensubu.
3,5'a kadar şehit ailelerinden, derneklerden, diğer illerdeki örgütlerimizden, il başkanlarımızdan ciddi manada olumlu tepkiler aldı. Yani duygularımıza tercüman oldunuz başkan, dilinize yüreğinize sağlık dediler. Biliyorum zaten, bu yüce milletin hassasiyetlerini çok iyi biliyorum. Bütün siyasilerin de bunu bilmesini özellikle rica ediyorum. Yani güzel dönüşler oldu. Olumsuz bir tepki almadık. Burada bunu net konuşuyorum. Bizim en önemli değerimiz, değerli basın mensubu arkadaşım, bu en önemli değerimiz nedir? Ordumuz. Bunu benim değil, 7'den 70'e bütün yüce milletin bireyine, evladına sorsanız aynısını söyler. Bizler küçükken sorulduğu zaman büyüdüğünüz vakit ne olacaksınız? Asker olacağız diyen bir milletin çocuklarıyız. Adam olacağız, asker olacağız derdik. Hakim, savcı olacağız, mühendis olacağız, doktor olacağız demezdik. Asker olacağız derdik. Onun için bu yüce milletin peygamber ocağı olan ordumuza hiç kimsenin dil uzatmasına gönlümüz razı olmaz. Kim dil uzatırsa gereğini yaparız. Kim el uzatırsa eli için gereğini yaparız. Kim gözü uzatırsa Allah'ın izniyle gözünü oyarız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin benim gibi bütün fertleri aynı şekilde düşünür ve de aynısını gereğini yapar.